Herkese günaydın. Dün pozitif bir açılıştan sonra eksi kapanışlar görüyoruz. Tabii o kadar hızlı bir yükseliş oldu ki çok da şaşırmamak lazım buna. Çok anlamlı da değil aslında isterseniz bu satışlar. Daha fazlası gerekiyor net bir kırılma yaratmak için. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda Amerika tarafında önemli bir veri seti var. İstihdam piyasası. İstihdam piyasasında ikinci bir dalga muhtemelen gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir, hükümetin verdiği desteğin azalması, iki, realite yani ne kadar hızlı açılıyor bunu göreceğiz. Eğer biraz beklentilerin altında bir açılma performansı varsa hayal kırıklığı yaratabilir. Çin iyi bir örnek. Çin tarafında fena değildi ama yine de perakende hizmet sektörünün ISM verisinde de gördük problemli olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sadece manşet rakama bakmamak lazım diye düşünüyorum. Özellikle katılım oranı, çalışan sayısı kritik olacak. Ücret tarafına daha önce de söylemiştim, çok fazla takılmayın. Düşük ücretli insanların daha hızlı işten çıkartılmasından dolayı geçen defa da ücret yüksek gibi gelmişti. Ücretlerde değişim yine normalin üzerinde bir ücretlerde değişim göreceğiz. Bu defa biraz daha şu tarafa bakmak lazım. Yani normalleşme dediğimiz şeyin tabii çalışma süresiyle de ilgisi var. Dolayısıyla bu tarafta da bir toparlanma görüp görmeyeceğimiz önemli olacak diye düşünüyorum. Ama her durumda dönüp de baktığımızda işsizlik oranı, CBOE'nin de tahmini o, 2021'in sonunda bile normalleşmiş olmayacak. Dolayısıyla bu tarafta belki veri bazında, ay bazında iyi haberler göreceğiz ama gerçek anlamda bir toparlanma çok uzak seviyelerde duruyor. Şimdi şu birkaç hisse üzerinden bir gidelim. Burada görüyorsunuz savunma sanayi, çünkü Çin'le olan hikaye nedeniyle bence iyi kağıtlardan bir tanesi diye paylaşmıştım. Görüyorsunuz şuradaki boşluğu doldurmuş durumda. Dolayısıyla biraz sakinleşmesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'da yaşananlardan dolayı Smith Wesson tarafına bakmıştık. Orada da kuvvetli bir 3 günlük hareket görüyoruz. Sonra biraz rahatlama söz konusu. Dolayısıyla bu tarafta da bir yataya dönme, ardından tekrar hareketin yukarı gitmesini bekliyorum. Özellikle eğer demokratların kazanacağına dair senato ve başkanlığı bir işaret olursa silah tarafıyla ilgili problemler, denetimin artması, tartışmaların artması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu kağıdı biraz orta vadeli de takip etmeye devam ediyorum. Son olarak Space tarafına bakalım. SpaceX sonrasındaki hareket çok fazla kalıcı olmadı ve yeniden yataya dönmüş durumdayız. Burada da biliyorsunuz 21 seviyesini takip ediyorum. Dolayısıyla Amerika tarafını böyle bir hızlıca gözden geçirebiliriz. Şimdi asıl tabii önemli olan gelişme dün ECB'nin aldığı karardı. O tarafta biliyorsunuz artması gerektiğini, artacağını varlık alımının zaten konuşmuştum ki aslında neredeyse bütün ihracı artık ECB almak üzere. Buradaki resim değişti mi? Önce bir ona bakalım. Aslında burada birkaç tane trend olduğunu söylemiştim. Şimdi önce kısa vadeli trende bakalım. Dün paylaştığım grafiği inşa edelim şurada. Kısa vadeli trende baktığımızda önemli bir seviyeye geldiğimizi görüyoruz. Kısa vadeli trendin daha doğrusu bir onları kestiğinde, kırdığında hedeflediği seviye olarak konuştuğumuz noktaya geldi. Çok hafif daha aşağı kaydı ama aşağı yukarı 13.80 seviyeleri, orayı gördükten sonra bir satış yediği gözüküyor. Burayı geçmesi durumunda zaten 1.15'ler var. Ardından daha yukarıya doğru hareket devam edecek. Bekliyor muyum? Açıkçası hayır. Ben bunun bir satış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Buna göre bir pozisyon alınacaksa da şu bölgeye bir stop seviyesi koymak lazım. Buradan o seviyeleri vesaire konuşmayacağım ama daha önemli, yani burasını kırdı diyelim, 13.80'leri kırdı, 15'lerde takılmadı. O zaman daha önemli bir trend çizgisiyle karşı karşıyayız. 3 tane takip ettiğim trend var demiştim. Şurada gördüğümüz daha uzun vadeli bir trendten bahsediyoruz. Dolayısıyla bir 13.80'lerin kırılması durumunda aslında 18'lere doğru hareketin devam etmesi söz konusu olacak. Bir de 1980'lerden gelen aşağı yönlü trend var. Tabii onu
Şimdi paylaşmayayım çünkü zaten 1.07'lerden uzak seviyelerdeyiz. Dolayısıyla 13.80'lerin kırılması aşağı yukarı bir 400-500 puanlık daha yukarı hareket anlamına gelecek. Şimdi ECB'nin alımı neden faydalı oldu? Yani hani Amerika'da Fed para basıyor da şimdi ECB para basmıyor mu? Yani Euro neden yukarı gidiyor? 600 milyar dolar daha bilançosu büyüyecekse o da para basıyor, bu da para basıyor. Neden o zaman burada pozitif bir durum var? Şimdi para basılma saçmalığını bir kenara bırakıyorum. Bazı dinamiklere bakmamız lazım. O dinamiklerden bir tanesi örneğin 3 aylık Libor'a bir göz atalım. Şimdi Fed müdahalesiyle görüyorsunuz Mart ayındaki 12-13 Mart'ta gözüken seviyeden yukarıya bir zıplama olmuştu ama Fed müdahalesiyle beraber Libor çok net bir şekilde aşağı bastırılmış durumda. Peki Euribor tarafı nasıl? Euribor tarafına baktığımızda ise Fed'in tam aksine ECB'nin piyasaya gelmiş olmasına rağmen Mart ayı seviyesinin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu piyasanın işlemediğini, bankaların birbirlerine ve bankaların karşı tarafın şirketlerin bilançosuna güvenmediğini gösteren bir unsur. Dolayısıyla Fed'in aslında yaptıkları, önümüzdeki hafta beklentimde de bunları paylaşacağım ama Fed'in yaptıkları bir faiz seviyelerini evet düşürdü. İki, spreadleri aşağıya çekti. Yani borçlanmaya çıktığınızda sizden talep edilen seviyeler, Fed'in faizi sıfıra çekmiş olması veya devlet tahvilinin 0.50 olması bir şey ifade etmiyor. Siz borçlanmaya çıktığınızda hangi seviyeden borçlanabiliyorsunuz? Veya piyasada işlem geçtiğinde alım satım spreadleri nasıl? Bunlar belli olmadığı sürece çok fazla çok anlamlı olmayacaktır. Fed'in yaptıkları veya ECB'nin yaptıkları. Nitekim ECB'nin yaptıkları çok anlamlı olmadığı, normalleştirmeyi Fed kadar başaramadığı için ikinci bir adım atması gerekiyordu. Bunu attı. Dolayısıyla para basıyor argümanları bir kenara. Çünkü basıyor, Fed'den daha agresif bir hale geldi. Bu nedenle kurun gerilemesi gerekirdi. Ama bu mantık doğru mantık olmadığından dolayı piyasa daha düzgün çalışacak mantığı baskın olduğu için yukarı gittiğini görüyoruz. Benim orta vadedeki kaygılarım, kaygım demeyeyim, düşüncelerimden bir tanesi Almanya ticaret fazlasının ciddi anlamda daralacağı yönünde. Dolayısıyla orta vadeli bir euro hareketi beklemiyorum ama bahsettiğim seviyeleri trade edeceğimden dolayı yakından takip etmek gerekiyor. Tabii bu kararın ardından önemli hareketler olduğunu gördük. Nedir önemli hareketler? Örneğin 10 yıllık İtalyan tahvillerine baktığımızda çok sert bir geri çekilme oldu. Neden? Çünkü zaten İtalyan tahvili ağırlıklı alıyor. ECB o bilançosundaki oranlama kuralını yani capital key dedikleri oranı tamamen devre dışı bırakmış durumda. Dolayısıyla İtalya tahvili gibi zorlanan tahviller daha ön plana çıkar durumda. Şimdi buradan Japon yenine de bakalım. Çünkü Euro Japon yenine karşı da değer kazanıyor ama Japon yenini tabii ben altına bağlamak için paylaşacağım. Şurada görüyorsunuz bir süredir 200 günlük ortalamasının altında işlem görüyordu Japon yeni ve yeni yeni bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Şimdi burada çok kalıcı, çok ciddi anlamda dolar baskın bir hareketten bahsetmek için erken çünkü burada da gördüğünüz üzere çok net bir trend var. Japon yeni lehine bir trendle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani nereden çektiğinize bağlı ama şurada görüyorsunuz biraz daha yukarısı gözükmeli. Yani 12'lerin kırılması lazım yukarı bir hareketten bahsetmek için. Ancak buradaki hareketi şimdi altın ile değerlendirmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde önemli bir hareketliliğe neden olacak bu gibi geliyor. Şurada altını koyalım. Altın henüz iki tarafa da bir kırılma yapmış değil. Şimdi biliyorsunuz bu ikisi arasında kuvvetli bir korelasyon var. Aşağı yukarı bütün dönemlerde var. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde şurada o korelasyonun bir süreliğine kırıldığını
görmüştük. Ardından çok sert bir satış geldi. Şimdi yine aynı durumdayız. Dikkat ederseniz altın sert bir şekilde yükseliyor. Şu dönemde olduğu kadar uzun bir kırılma olmasa da belli bir süredir bir kırılma var. Ve Japon yeni aşağı doğru giderken altın önceki tepesini aşıp şurada yeni bir tepeler zinciri yapmış durumda 1750'ler civarında. Dolayısıyla Japon yeninin verdiği şu sinyal altında temkinli olmamız gerektiğini söylüyor. Burada söyleyecek yeni bir şeyim yok. Yani 1680'in kırılmasını bekliyorum ama hareket etmiyorum. 1750 veya 1680 aralığının şu anda tuttuğunu, çalıştığını görüyoruz. Hangi tarafın kırılacağına göre, tabii gümüşün de hareketine göre pozisyon alacağım. Ama altının şuradaki sinyali çok da iyi bir sinyal değil. Birazdan ikinci bir negatif sinyal daha paylaşacağım. WTI tarafında Irak konusu çözüldü gibi gözüküyor. Bu büyük ölçüde hafta sonunda bir OPEC toplantısı olacağına işaret ediyor ve muhtemelen geçen videoda da söylediğim gibi 42 seviyesinde bulunan şu boşluğun doldurulması ile sonuçlanacak bir hareketi tetikleyecektir. Yavaş yavaş gideceğiz. Yani ekonominin ne oranda açıldığını göstermesi buradaki performansı yönlendirici olacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu an için yavaş yavaş arz tarafının da artık devreden çıkmış olduğunun anlaşılmasıyla beraber bu boşluğu dolduracak bir hareketle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Şimdi 10 yıllıklarda bir süredir dikkatinizi çekiyordum. Bir hareketin başladığını söylemek mümkün. Tabii hisse senedi piyasasında çok sert bir satış gelirse muhakkak 10 yıllıklara da alım gelecektir. Ama 10 yıllıklardaki şu uyumsuzluk ve önceki tepe derken aslında bir bayırdan, ovadan bahsediyoruz. Yani pek bir tepe yok şurada ama şu gördüğünüz 0.7'li seviyelerin aşılmış olması, buradaki şu Bollinger Band'daki sıkışma, şurada gördüğümüz uyumsuzluk bana burada hareketin yukarıya doğru en azından şu gördüğünüz orta banda yani 0.95'e doğru devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu söylüyor. Tabii bu reel faizlerin artması anlamına da gelecek içinde bulunduğumuz deflatif ortamda. Dolayısıyla altın pozitif bir hareketli değil aslında. Tabii gerçekleşirse onu bilmiyorum ama altın pozitif bir hareket değil. Burayı da yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu yükselişi ne tetikleyebilir? Örneğin bugün görece iyi bir işsizlik verisi görmemizi tetikleyebilir. Haftaya biliyorsunuz FED toplantısı var. Oradaki beklentim benim çeşitli nedenlerden dolayı bir hareket yapmaması. Bu belki piyasanın beklentisinin aksi bir görüş olduğu için o tetikleyebilir. Ama pek çok tetikleyebilecek gelişme var. Dolayısıyla biraz yakından takip etmek gerekiyor. Bitcoin tarafına gelip yavaş yavaş bitirelim. Bitcoin tarafında da 10.400'ün altındaki seyri devam ettiriyoruz. Ama yukarı baskının devam ettiğini söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Şu seviyelerin, 10.000'li seviyelerin kısa vadede bir direnç olduğunu görüyoruz. Ardından 10.400 geliyor. Ama şurada da çok net bir yukarı yönlü baskı var. Dolayısıyla görüntü şu an için bence pozitif. Tether grafiğini paylaşmıştım. Genelde o tip artışlar Bitcoin'de sert yukarı hareketlerin olmasına neden oluyor. Dolayısıyla buradan biraz daha yukarı taraf avantajlı gibi 8800'lerin altına gelmediği sürece bunu söyleyebiliriz. Şimdi Ethereum tarafının da aslında benzer bir kuvvette olduğunu görüyoruz. Yani alımlar hızlı bir şekilde geliyor. Evet şuradaki sert hareketin belki altındayız ama görüyorsunuz daha kısa vade baktığınızda kapanışlar devamlı olarak daha yukarı seviyelere geliyor. Dolayısıyla burayı yakından takip etmeye devam ediyorum. Bitcoin tarafında Bitcoin Core'un versiyon değişikliği diyelim veya upgrade'i diyelim haberi vardı. Ama burada başka bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani ufak yatırımcının veya burada işlem yapıp kripto paralarda işlem yapmak isteyip de komplike gelen, korkan, güveni olmayan yatırımcının aslında kullandığı bir enstrüman var. Şurada görüyorsunuz Grayscale'in Bitcoin Trust'ı. Bunu muhakkak ki daha önceki, yani geçtiğimiz yıllardaki videolarda tartışmışızdır. Çünkü çok önemli bir nokta var burada. Eski günlere döndüğümüzde
Şuradan fonun net varlık değerini görüyorsunuz. Yani fonun içinde 10 tane Bitcoin var. 10 tane Bitcoin varsa fonun değerinin de 98 bin dolar olması lazım piyasadaki hareketin. Ama özellikle şu 20 bine giderken veya Bitcoin'in en popüler olduğu dönemlerde baktığımızda fon ciddi anlamda primli işlem görüyordu piyasada. %130'lardan bahsediyoruz. Anormal bir durum bu. Hala da aslında fonun ciddi anlamda primli işlem gördüğünü söylemek mümkün. Bakın görüyorsunuz fonun varlık değeri, fonun fiyatı, fonun varlık değeri, fonun fiyatı. Muazzam bir makas vardı ama bu, pardon, ne yaptım? Tamam, devam edelim. Bu son zamanlarda büyük ölçüde kapandı. Aslında %40 da çok normal değil ama normalleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunun bir Bitcoin versiyonu olduğu gibi bir Ethereum versiyonu da var. Şimdi Ethereum versiyonuna baktığımızda aynı şeyin burada da olduğunu görüyoruz. Yani 2019'da 2000 seviyelerine çıktıktan sonra normalleşmiş, normalleşmeyi tırnak içinde söylüyorum. %31'lere gelmiş, o da çok yüksek ama son dönemde bakın Ethereum tarafına ciddi bir talep olduğunu buradan görebiliyoruz. Yani çok yüksek bir şey var, prim var, %1000'lere yakın bir hareket var. Şurada görüyorsunuz son fiyat. Fonun net varlık değeri arasında muazzam bir açılma söz konusu olmuş durumda. Şimdi gerek Ethereum tarafında, gerekse Bitcoin tarafında bu fon çok muazzam bir talep gösteriyor aslında. Yani şu anda piyasaya çıkan diyelim tırnak içinde Bitcoin'lerin %25'inin gittiği yer bu fon. Aynı şekilde Ethereum'da da ciddi olarak buraya gidiyor. Bu aslında perakende talebin yükseldiğini gösteriyor. Yani biz dönüp de adreslere bakıyoruz mesela. İşte orijinal adreslere, multi adreslere vesaire ama bir yandan da buraya gelen bir para var. Buraya gelen para adresler tarafından 1.000 kişi geliyorsa 1.000 tane yeni adres olarak yansımıyor. Dolayısıyla ben burayı da yakından takip ediyorum. İşte iki şey söylüyor bu grafik bize. Bir, Ethereum'da biraz fazla bir coşku var. Yanlış bir fiyatlama oluşmaya başlamış. Fonda bahsediyorum. İkincisi Ethereum tarafı Bitcoin'in talep olarak önüne geçmeye başladığını gösteren bir tablo bu. Bu ikisini ben karşılaştırırım Bitcoin ve Ethereum'da nasıl hareket ettiklerini. Şu anda Ethereum talebinin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla çok uzattım. 10.400'ler kırıldığında Ethereum'un daha iyi bir performans göstermesini beklemeye devam ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.